Evet, atamızla video başlangıcını yaptığım için bir an mutlu oldum. Şimdi 4K 60 FPS çekiyoruz. Açımız wide, böyle her şey gerçekçi gözüksün diye. Evet, bulutlara göre yağmur yağacakmış gibi gözüküyor ama bakalım. İlerledikçe her yerde bulut olmayabilir, o yüzden yağmurdan belki kaçabiliriz ya da tam tersine yağmura doğru gidiyor olabiliriz. Of be, of be. Şu motorun sesi. Sıcaklık o kadar güzel ki ne yakıyor ne üşütüyor, böyle tam kıvamında, tam böyle motosiklet havası. Oğlum virajlar niye hızlı gidiyorsun? Adam korkacak, bak adam sağa sola bakıyor. Discovery 150'lik galiba o. Gerçekten güzel gidiyor, tavsiye ederim. Enjeksiyonlu. 2,5 litre falan yakıyor bir de. Çok güzel alet. Böyle yerlerden korkuyorum aradan biri çıkar diye. Aa, yunuslar. Şimdi Cemal'le bekçi olduğu için birazcık güvende hissediyorum kendimi. Gelin kapışalım. Var ya, CS vermişler. Hava şu an yağmurlu yerler. Oo, burası çok kaygan. Çok kaygan burası. Ayağımı yere koydum. Çok kaygan. Evet, yağmur başladı. Vay be. Phaser'la ilk defa yağmurlu havada sürüyorum. Yağmur tecrübesi yaşayacağız bugün. Of. Şimşek falan çaktı. Efsane rüzgar var çünkü Haliç'ten geçiyoruz şu an. Denizin üzerinden belli oluyor zaten ne kadar rüzgarlı olduğu havanın. ABS'nin olmadığını sürekli hatırlatıyorum kendime. Çünkü bakın, öndeki giden motosikletin arkasından nasıl lastik izi çıkıyor. Yerler ıslak, ayağımı yere sürtüyorum, efsane kayıyor. Yani bu asfaltta ani fren yapma %80 düşürür. Tabii ki bilinçli yapmak lazım, birden sıkmamak lazım ama işte önüne birden araba çıkar, bir şey olur, birden böyle panikle fren yaptığın zaman direkt yerdesin. ABS o olayı önlüyor işte. Panik fren de birebir ABS. İleride bulutlar gözükmüyor gibi. Tahminimce karşıya geçtiğimiz zaman yağmur dinmiş olacak. Şu görüntü çok güzel. Arada bir tabii ki kamerayı silmemiz lazım. Niye 4. viteste gidiyorsak? Alışmışım, motorun sesini duymak hoşuma gidiyor. Bak şuradaki damlalar falan sıçrıyor ya, çok keyif veriyor bana ya. Kafamda pıtır 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 yağmur sesleri. Ha, şöyle bir sıkıntı var. Pil akım yok. Bir de konuşuyorum ya, sürekli buğu yapmaya başlıyor. Eğer yavaş hızlarda gidersem, kask rüzgar almadığı için içerisine. Ve bu havada vizörü açtığım an bittiğim andır. Vizörün iç kısmı ısınırsa çok kötü oluyor. Dur bakalım, arayların şu vizörlerin üstünde iki tane havalandırma zımbırtısı var. Onları açayım bakayım. Fark edecek mi bu? Evet, şu an açtım. Anlayamıyorum ki. Aa, çok güzel ıslan. Çok güzel ıslanıyorum şu an. Vay vay vay. Kaza bela yapmayalım da ıslanmak sıkıntı değil o kadar. Şu yağmurları bitirene kadar ıslanacağız ama o yağmurları bitirene kadar da bayağı bir sıkıntılı ıslanma süreci geçecek. Buradan arka lastik kaydı, bak şeride denk geldi hiç. Şu an yerler sabun gibi ve pinnak işi görmüyor. Havalandırmalar hiçbir fark yok şu an.
Ya da var, ben bilemedim, anlayamadım. Neyse. Evet. Bak, frenleme yaparken falan tırsıyorum ha. Bu yağmurun duracağı yok. Dur araba, dur ben geçeyim de benim arkamdan sonra geç lütfen. Şimdi şu bulutları çabuk bitirmem lazım. Islanmaya başladın mı? Evet. Islandık zaten, yapacak bir şey yok. Biraz diye bekleyelim. Köprüyü geçelim. Burada duracak yer yok. Ha, şurada var aslında bir yer. Orada biraz bekleyelim. Tamam, biraz bekleyelim. Burada da duramayız ki. Şurada duracağız yani, yapacak bir şey yok. Arkadaşlar burada birazcık mola verelim. Yağmur dinene kadar birazcık bekleyelim. Sonra sürüşümüze devam ederiz. Umarım görüntü kötü olmamıştır su geldiği için. Haydi eyvallah. Evet sevgili arkadaşlar, yağmur çok fazla olduğu için Şile taraflarına gitmekten vazgeçtik. Çünkü bizim diğer arkadaşlar da o tarafa giderler diye biz düşünmüştük. Şimdi kimse gitmediği için biz de oraya tek başımıza gitmenin bir anlamı yok diye vazgeçtik. Buralarda bir şeyler yapmaya çalışacağız. Probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, what's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too. I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend for himself over some who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like what you did with Rockets too, that was bad. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan, it's a stand. Dear Stan, I meant to write you sooner, but I've just been busy.
said your girlfriend's pregnant now.